Evet, güzel insanlar, kanalımıza hoş geldiniz. Gene güzel bir konuyla karşınızdayız bugün. Öncelikle ben buradan bazı öğrencilere seslenmek istiyorum. O öğrenciler de ise şu öğrenciler. İşte vay efendim, Türkiye'deki şartlar çok kötü. Türkiye'deki işte eğitim sistemi çok kötü. İşte hemen yurt dışına gitmek istiyorum. İmkanım olsa yurt dışına gitmek isterdim. Yani beni kimse tutamazdı falan diyen öğrencilere ben buradan seslenmek istiyorum. Şimdi sevgili öğrenciler, sevgili kardeşlerim. Şimdi yurt dışına gitmek isteyebilirsiniz ama buradaki en büyük handikap şu. Siz sanıyorsunuz ki oradaki her şey güllük gülistanlık. İşte oradaki her şey çok güzel. Türkiye'deki her şey çok kötü. Oradaki her şey çok güzel falan filan zannediyorsunuz ama öyle bir durum yok. Öncelikle ben bunu söyleyeyim. Sizin anlattığınız konuların tam tersi. Bir tane gazete mesela bir şey yazıyor. Bazı Z kuşağı kardeşlerim hemen ona inanıyor. İşte araştırmayı sevmeyen, okumayı yazmayı sevmeyen Z kuşağı da bazı Z kuşaklar da hemen ona inanıyor. Peşinden gidiyor falan filan. Bazı kişiler ise gidiyor YouTube'da röportaj yapıyor. Zaten o röportajların da çoğu kurgu. Onu da söyleyeyim buradan. Çoğu kurgu. Ve asıl bilmeleri gereken konu şu. Şimdi bol kesirin atmak diye bir şey var. Bu kişiler bol kesirini atıyor. Şimdi öncelikle yurt dışında şartlara bir bakın. Tamam. Türkiye'deki şartlar çok çok iyi olmayabilir. Ben yani çok çok iyi olduğunu zaten size söylemiyorum. Çok çok iyi olmayabilir ama emin olun ki yani yurt dışında da bizim tanıdıklarımız olduğu için biliyoruz tabii ki. Emin olun ki oradaki şartlar Türkiye'den daha kötü. Hem ekonomik şartlar hem de eğitimsel şartlar Türkiye'den daha iyi değil. Yani daha kötü. Tamam, Türkiye çok iyi değil. Şartlar, eğitim şartları falan, eğitim şartları falan filan ama oradaki şartlar da yine iyi değil. Hani bunu bir şey olarak, bilgi olarak paylaşmak istiyorum. Yani YouTube röportajlarına, her karşınıza çıkan YouTube röportajlarına inanmayın. Her anlamda YouTube röportajlarına fazla inanmayın. Çünkü YouTube röportajlarının emin olun ki %80'i kurgu. Belki de daha fazlası. Kurgu yani. Zaten hani videonun şeklinden, şemalinden de anlayabilirsiniz kurgu olduğunu. Prim yapmak maksat. İzlenme sağlamak. Mesela işte diyecekler ki orada YouTube'da pardon, röportaj yapanlar. İşte vay efendim eğitim şartları kötü. Kim ilgilendiriyor? Bütün öğrencileri ilgilendiriyor. Orada dikkat çekici bir başlık koyacaklar. Mesela bu başlık ne olsun? Her öğrenci işte Z kuşağı Türkiye'deki eğitim sisteminde memnun değil. Z kuşağı yurt dışına gitmek istiyor. Yurt dışına kaçmak istiyor. Aa, bomba. Büyük bomba. Sonra işte bu büyük bomba adı altında buradaki başlığı yazıyorlar. Tamam mı? Daha sonra bunu hani o ya yani belli bir takipçiler olduğu için sosyal medyada o kişilerin bu da izlenme alıyor. Belli bir izlenme alıyor. Sonra gündem oluşuyor. Bakın saçma sapan bir yerden gündem oluşuyor. Acaba gençler yurt dışına mı kaçıyor? Çoğu kişi inanmaya başlıyor falan filan. Çoğu kişi buradaki şartları yani göz önünde bulundurmayıp işte bilmem ne yapmaya falan çalışıyor. Yani inanıyor onlara. Ama bir tane Allah'ın kulu da şunu söylemiyor. Bir tane Allah'ın kulu da yani Türkiye'deki üniversitelerdeki kampüs sayılarını, kütüphane sayılarını ve yerleşkeleri daha sonra sunulan imkanları, öğrenciye sunulan imkanlardan hiç kimse bahsetmiyor. Yani şimdi siz diyeceksiniz ki onun ne ilgisi var? Şimdi tamam hani bir kişinin hani bir kişinin kişi üzerinden gitmiyorum. Bir kişinin veya bir kurumun diyelim yanlışını söylüyorsunuz, eleştirisini söylüyorsunuz ama eğer adamsanız o kurumun veya kişilerin yaptığı doğru işleri de söylemeniz gerekiyor. Hani sadece yanlışları söylemek olmuyor. Bazı kişilere yakışmıyor. O yaptığı işlerin doğrusunu da söylemek gerekiyor. Mesela deyin ki Türkiye'de
Mesela atama yok. Bazı bölümlerde atama yok. Evet, kabul ediyorum. Atama yok bazı bölümlerde. Ama deyin ki öbür taraftan da. Türkiye'deki eğitim sistemi, yani eğitim öğrencileri çeşitli şehirlerde çeşitli öğrencilere verilen imkanlar sınırsız. Bunu da söyleyin yani, mesela onun yanında. Sadece işte atama yok. Olumsuz yönlerini görüp de milletin, Z kuşağının, öğrencilerin üzerine karamsarlık bırakmayın. Bu sefer ne oluyor? Öğrenci ders çalışacak, çalışmıyor. Niye? Zaten atanamayacağım. Zaten öyle olacak. Zaten böyle olacak falan filan. Ama bu yanlış. Bu görüşler kesinlikle yanlış görüşler. Yani bunlar bitmesi gerekiyor. Yani bu mandacı zihniyetten çıkmamız gerekiyor. Ben onu söyleyeyim burada. Bu mandacı zihniyetten özellikle ve özellikle kurtulmamız gerekiyor. Bunları burada söylemek istiyorum. Bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Ne zaman bu mandacı zihniyetten kurtulduk, o zaman bizim için her şey daha güzel olmaya başlayacak. Öncelikle ondan kurtulmamız gerekiyor. Yani yurt dışında şey yok. Yani yurt dışında aman efendim her şey işte güllük gülistanlık değil yani. Herkesin hani lafına da inanmayın. YouTube röportajlarına da inanmayın. Tekrar söylüyorum. YouTube röportajlarına da inanmayın. Çünkü YouTube röportajlarının %80'i kurgu. Kurgu olmayanlar da vardı. Var zaten. Ama çok az bir kısmı. Ama %80'i kurgu yani. Orada izlenme alacak. İşte büyük bir başlık açacak. Z kuşağı işte Avrupa'ya mı gidiyor? Z kuşağı oraya mı gidiyor? Buraya mı gidiyor? Orada büyük bir başlık açacak. Sizin dikkatinizi çekecek. İzlenme alacak. Gündem oluşturacak. Bilmem ne bilmem ne. Halbuki aslı yok. Halbuki her şey anlatıldığı gibi değil yani. Mesela. Öğrenciye bir sürü imkan veriyor. Bundan kimse bahsetmiyor. Bir sürü yerde, bir sürü şehirde bir sürü kütüphaneler var. Kıraathaneler var. Öğrencilerin kendini geliştirebileceği çeşitli kurumlar var. Kimse bundan bahsetmiyor. Niye? Çoğu kişinin işine gelmiyor. Çalışma azmi yok. Mesele burada yani. Yazmayı, çizmeyi sevmiyor adam. Böyle bir adam okusa ne olur yani zaten. Evet, videomuzun sonuna geldik. Bu şekilde bir video yapmak istedik. Sağ olun, var olun, iyi günler diliyorum.